Al lanet kitabını al kanka yerden bak. Yayına hoş geldiniz. Oha ork dişi de çıkmış. Kanka bak buradan düşen en kıymetli şey ork dişi. Lanet kitabı. Evet abi onu gördüm. Ama abi. Kılıç çevirme. Benim adam da zor dayanıyor. Evet. Cumartesi günü. Eventi var. Silah. Altı olmuşum kanki. Hemen bir tane öf. Hayırlı olsun abi. Teşekkürler. Ben 27'den bir türlü çıkamadım ya. Nereden bakılıyor abi? Altta. Çok az kalmış. 959, 970 yazıyor. ST'de mi? Çok deneyim kara Evet. tüpler var böyle. Evet. İki tanesi tam dolmuş, bir tanesi yarım. %66 yazıyor. Mert selam dostum. Seni 66,95. tekrar seni tamam kanka. Tarcan daha önce hiç kendisi Metin 2
Daha küçük. Evet. Dolayısıyla babasıyla ve kendisiyle beraber olmuştu. Her oyundan bir şey olduk. Ah, yine ork dişi. Hemen ya. Ork dişi mi düştü? Ork dişi. Tanesi 1M 2M falan. Lanet kitabı da bir. Kanka bilgelik bastın mı? 1 saat yazan. Evet abi. Gel gel buraya buraya buraya, onlar da peşin. Tamam abi de tamam. Nasıl kurt? Biliyor musun? Osu boşluğa basılı tutunca or. Evet abi gördüm. Tabulase. Tamam. Ses. Ses. Mikrofonun dezibeline bakıyorum. Az şey yapıyor. Alıyor. Şu an sesin bana güzel geliyor abi, yani böyle sesi falan iyi. Sen o sen limitör. Tamam abi. Evet abi. Ork dişini de aldım abi. Gel. Artılı mı normal mi? Ben kitaba bakayım. Artı mı yazıyor, sadece ork dişi mi yazıyor? Bakıyorum abi. Ses ses. Sınırlayıcı. Sadece ork dişi. Bir de lanet kitabı da varmış. Lanet kitabı. Bilinmeyen al 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 bilinmeyen tılsımı alayım bunu. Ben bizim için para etmeyen az şey. Mert Lucifer'a mı geçtin diye sormuş. Yok kankacım, Charon'da başlayacaktık da Charon'da yeni hesap açılmıyor. Gel bu adama bulak. Charon'da yeni hesap açılmadığı tamam için mecburen Lucifer'de oynuyoruz arkadaş. Kendi hesabımdan da vermek istedim. Kitap paylaşımı falan olur diye. Hep aynı IP'den aynı pis. Girmemek için. Tam başladı. Ama yani bizim için değişen bir şey yok zaten. Arkadaşı 61 level yapacağız. Zaman içerisinde. Ayşe eventine katılması ama hani arasında o saatlerin ters. Lazım. Evet abi. Evet, 10 ile 2 arasında değil mi? Ay şimdi. Ne kadar sürede bir oluyor? Söz. Haftada bir gün. Aynı saatlerde mi oluyor yoksa
Değişik saatlerde mi oluyor her hafta? Yoksa hep aynı mı? Ses sanırım böyle daha iyi. Çünkü boyanın ayarı, yaka mikrofonun ayarları sıkıntılı şu anda. Ses. Evet. Kameranın mikrofonu biraz daha iyi oldu. Yani şu an 3 tane mikrofon var konuyla ama işte OBS şu an sıkıntı yaptı. Öyle ayarlara bakmadan direkt kayda girdik kanka. Ben öldüm. Yüzde kaç kanki? %99 şimdi alacağım onu. %99. Çikolatalara bak. CTRL'e sevgililer günü. Yeterli sevgililer günü. Mevcut miktar 4 diyor. Tamam, bozdur de. Oh, pot verdi otomatik. Hepsini bozdurayım mı? Aynen, tek tek bozdura bas. Şeftali çiçeği şarabı verdi. Ayoz ütü verdi. Bir de mavi iksir verdi. Aha, anka yakın. Tamam, mavi iksire sağ tıkla otomatik şey yapsın o. Biz normalde şu anda daha ikinci köyde anca zar zor kasardık. Adam bize itemler verdi ya, o yüzden burada kasabiliyoruz. Evet. Yoksa kasamazdık. Geçen yayın Hızır 2 isimli oyuncu bize elit itemler verdi. Yani bizim daha bir ay sonra ulaşmayı hedeflediğimiz eşyalara sayesinde hafta başında ilk oyuna girdiğimizde sahip olduk. Bunu da başka oyun içinden birisi verdi. Yani dedi, kostüme ihtiyacı olan var mı? Biz de dilenci gibi hemen bize ver, bize ver deyince adam gel verdi yani. Aynen. Yoksa hani daha biz daha ateşli itemler dizecektik falan. Yani şu anda eksiğimiz o. Sesi kameraya verdim kankam. Kamerana mikrofonu alıyor şu Tamam abi. bu mikro şey Mert diye bir arkadaş yazıyor da ona cevap veriyorum. Şu boya M1'in ayarlarını yapmam lazım. O yapılmadığı için sıkıntılı ses veriyor. Yoksa şey de var yani, bir mikrofon da burada var. Onu aktif etmedim OBS üzerinden. Ama şu an kameranın üzerinde de bir tane var. Oradan geliyor işte ses. O şekilde bir ayar vermeye çalıştım ses olarak da. Biz daha ateşli itemleri dizecektik. Ayışe Event çarı yapacaktık. Yani adam bizi bir ay hızlandırdı. Yani biz biraz da bunu bu şu anda Metin 2 reklamlarını açmış durumda. Yani nereye girsen Metin 2 reklamı görüyorsun. YouTube olsun, Google olsun. Yeni oyuncular çok Evet. fazla geliyor. Ama yeni oyuncular nasıl oynayacağını bilmiyor. Çünkü zibilyon tane görev var. Zibilyon tane item var. Ne işe yarar, hangisi işe yarar, hangisini yere atacak, depoyu nasıl düzenleyecek bilmiyor. Yani işte denk gelirse bizim canlı yayınlarında tekrarı kayıtlı kalıyor. Orada bizim ne yaptığımızı izlerse kendisi de sıfırdan nasıl bu oyunu oynayabileceğini öğrenir. Tabii ki biz hani app'siz oyun içindeki oyunla nasıl oynanacağını gösteriyoruz. Yoksa 500 lira, 1000 lira bir destek attığın zaman bir aylık tempoyu bir günde alabilirsin. Bu zor bir şey değil. Ama biz tad almak istiyoruz oyundan, zevk almak istiyoruz birazcık da. 24 dakika Oyun olmuş. zaten çok karışık bir oyun. Oyun aşırı Yani ben karışık. senle evet. Söyle kankim, sen Ha de eski. ben senle girmesem yani çok zor yani bir şeyleri öğrenmem veya item hangi parayı eder falan. Yani bayağı bir uğraşmam gerekecekti. Evet, yani bir de Nesne Market'te zibilyon tane ürün var. Bunların bir kısmı çok zarar ettirecek ürünler. Yani işe yaramayan ürünler başlarda. O yüzden
gerçekten bilen biriyle oyuna başlamak önemli. Ha, yani herkes böyle bilen biriyle kasamaz. Ha, bizim videoları izlerlerse, bizim izlediğimiz adımları yaparlarsa en karlı şekilde farmlarını yaparlar. Rubylucifer ve Alesta sunucularında cumartesi akşamı 2 ile akşam 10 ile gece 2 arasında Ayşe eventi var. Yani yeni başlayan oyuncuların bu Ayşe eventine mutlaka katılmaları lazım. En hızlı farm burada çünkü. Aynen ortaya doğru gidelim kanki. Ya bak üstümüze geliyor ya, üstümüze geliyor. Otomatikte mi Aynen artık? abi ya. Ya şey olabilir, otomatikte olabilir. Evet. Yo, şey üstümüze Yok geliyor. yok. Bilerek geliyor bence ya. Ya da hani slotlarla sürüklene sürüklene buraya gelmiş olabilir de. O da olabilir. İşte o da oluyor çünkü. Ölmeme bak, bizi kesiyor yok. Çakal. Otomatik ayağı ayağına. Anladın mı? Hani farkında değilmiş Evet gibi abi. yapıyor. Ya bizim zaten sayılı Sen mor... öldürdün mü abi? Aynen ya mor pot falan gidiyor biliyor musun ölünce? Hı. Yüzde ha 28 oldun kanki. Gel şu Evet abi. köprüye doğru gidelim. OBS'ten mikrofonları kapattık ama. Gel kanki o tarafa gitme hiç gel. Biz bu köprü dibinde sefaletimizi yaşayalım. Az kaldı ölüyordum ya. Ya sana da vuruyor ya slotlara vururken. Aynen. Şuraya iyi yığılmışlar. Gel şu araya birlikte dalalım. Şu slotların içinden geçelim. Hop. Of, soldatlar bayağı vuruyor. Bir de Öldürdüler ya. biraz acemilik yapıyorum. Pota basmıyorum. Aynen abi. Dalar Ya pot dalmaz. bastım da kırmızı. İşte dalar dalmaz basman lazım. Hani canın azalmasını beklemeden abanman lazım. Evet abi. Çünkü bir süre bekliyor ya yüklemek için. Hemen şey yapmıyor, fullemiyor. Allah seni yakaladı yine. Düşmanını tanıyor. Aslında çıktı. Yeşille mor potunu yenile. İndirdim. İyi ya bu sefer item de düştü yani ort işi de düştü. Aynen. Bu sefer biraz fazla Paramız düştü. aynen Önceden paramız. hiç düşmemişti herhalde ya. Geçen hiç düşmemişti ya. Ya işte bir levelden sonra demek ki aktif oluyor. O da var. Aynen. Demek ki 25-26 levelden önce düşmüyor. Aynen. Gömçük. Evet. Ya 30 olalım ki. Hani oyuna girmesen bile 30 level silahını alabilir olalım. Evet Çünkü abi. bunlar 8 gün sonra elimizden kaybolacak.
yerine koyacağımız silah da aşırı güçsüz olur yani. Bayağı uğraşırız ondan sonra. 30 olmak Aynen. için işkence olur. En azından hani bunu bir şey yapalım. 30 atalım bunları. Sonra keyfek eder. Ya kanka işte gece o evente katılamaman var ya, aşırı kötü ben sana söyleyeyim. Abi şimdi biz burada konuşuyoruz ya, biraz yankı yapıyor bizim evde. Ben gece rahatsız etmiş oluyorum onları, yoksa katılırım. Zaten yarın Evet. pazar işe falan Yani da gitmiyoruz. Boşum yani yarın full. konuşmaya gerek yok. Yazarsın sen. Allah. Ya yine de bilmiyorum izin vereceğini, Gel 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 sanmam gel annemin gel ya. geri gel geri gel geri gel. Aynen yani şimdi anne babayı kışkırtmaya gerek yok. Aynen. Kanki 27 olduk hani. Yetişiyoruz. Yüzde kaç? Mert. %33 benim. Charon'da devam ediyor musun? Peki bayağı bir hesabım var diye hatırlıyorum. Devam ediyorum kankacığım. Dün daha kusursuz yakut aldım bir tane. Ort savunma, savunma, ortalama hasar. Yani çift ort savunma. Çift ort serte, çift ort STR değil, çift ort savunma bir yakut aldım. Çünkü Lycan gerçekten ciddi savunma eksiği olan bir karakter. Her yerde yatıyor. Yani inanamazsın. Her yerde yatıyor. Yani Zodyak'ta bile yatıyor. Hani at üstü dersin. Zodyak'ta bile yatıyor. Yani Sunak'ta da hiç dayanacağını zannetmiyorum. Savunma olmadan. Valla şöyle 2 ay falan yetecek kadar markam var. Savunma markası ve saldırı markası var. Kar tanesi etkinliğinde kasmıştım. Şu an kusursuz yeşim ve kusursuz yakutumu aldım. Yeşimim de HP absorbe, max HP, HP yenileme. Yani max HP yok. 6'da 6 ama HP yenileme var max HP yerine. HP absorbe, max HP, HP yenileme. Yakutla yeşimimi hallettim. Orada bir pet aldım, melee peti aldım. Çok güzel. 17 HP, 15 savunma veriyor. 105 level, 450 günlük bir pet aldım. Engel, berserker, canavar kitaplı. Elimde kıyanit var, çift yaralı. Üzerinde art 9 yılan zırhı var. Kuşağımı yine savunmalı tercih ettim. Ama biyologlar biter. Yani biyologlar biterse onu ortalama hasarlı kuşağa çevirebilirim. Kanka bayağı geliştirdim. Bir de 3 çarı birden götürüyorum. Yani Sura da var şampiyon ve şampiyon Şaman da var. Skillerini, atlarını falan ilerletiyorum. Şaman'ın kutsaması G7 bak. Çakal yine geldi. İlla diyor ki hamle at bana. Melee falan yapıyor musun? Kanka melee benim için getirisi yüksek olan bir boss değil. Ve meleğe ayıracak vaktim yok yani işim gücüm var şey yapamıyorum. Yani meleği yapmak için 7/24 evde olmam lazım. 7/24 evde de olsam meleği gibi bir farm yapmak istemiyorum ya da Hydra. Şu an tık tık farmı en iyisi. Ben geçen sene boyunca tık tık farmı kaldırılsın diye onlarca video yaptım. Ama kaldırmadılar. O zaman biz de yaparız yani tık tık farmını. Dok şu an 3 lanca meleği çarım var. Yani 40 tane falan 90 levelim var. 90-95 level karışık. Bu 90 levelleri tık tık çarı olarak kullanıyorum şu anda. Yani 150 tane hesabım var. 50 level üstü. Kabaca. 150 tane çarla günde 1 saat hem tık tıkları yapıyorum hem lonca bağışlarını yapıyorum. Tabii. Masrafsız. Ya ne oldu biliyor musun? Bir de bu yakutlar 3.5 ondan 5.5'a fırladı geçen hafta. Ben de tuttum bir aydır oynadığım bütün tıklıkları açtım. İnancın olsun 300 wonluk simya çıktı yani. 300 won. Zaten onu üstüne koydum. Geçen Myko yakut almıştım. Şöyle yukarı gidelim. Myko yakut almıştım. Onu da yine ortalama hasar savunma. Savunma STR. Hani ort yerine STR vardı. Savunma yine yüksek olsun diye tercih etmiştim. Ama baktım 200 won'a almıştım onu geçen ay. 450 won'a çıkmış. Takasa verdim. Adam onu 450 saydı. Üzerine de bu simyalardan gelen 350 won'u verdim.
Yani 800 won gelişi oldu bana. 800 won'a kusursuz yakutu aldım. Bu hani ort savunma, ortalama hasar, savunma. Hani çift ort STR değil, çift ort savunma. Kusursuz yakutu aldım. Hani benim işimi görecek bir yakut. Event bekliyorum. Hani kralı yakalı olur, okey olur. Hani droplu bir event bekliyorum. Çünkü benim 75'lerim falan var. AFK farmı yapacak çok fazla hesabım var. Eğer öyle bir event gelirse AFK farmına bırakacağım. 15-20 tane hesabı. Valla kankam video değil, ben şu an oyunun böyle hikayesini anlatan bir kitap yazdım. Bunu videolu bir şey hale çevirmeyi, yani sesli kitap, arkada video oynayan, oyunu çekten görüntüleriyle desteklediğim bir dizi serisine dönüştürmeyi düşünüyorum. Şu an hani senaryosal bir revize ediyorum. Hani bir görüntü arkadan akarken nasıl olur? Hani bir sesli kitap tarzında. Hani gerçek bir Metin 2 dizisi gibi düşünebilirsin. Böyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Çünkü benim yapacağım içerikler hem tutulmuyor hem de like'ını oynadığım için insanlar like'ınla oyunu görmek istemiyorlar. İnsanlar savaşçı karakterle oyunu görmek istiyor. Sura karakterle görmek istiyor. Şaman karakterle görmek istiyor. Hani Lycan onlar için cezbedici değil. Yani gerçekten izleyiciler için cezbedici bir karakter değil Lycan. Biraz antipatik oyun içerisinde bu karakter. Çünkü yani geldiği günden beri kabul görmeyen bir karakter. Sonradan eklendiği için oyuna. O yüzden hani ne kadar içerik yapsak da insanlar izlemiyor. Ha, bu savaşçı değilmiş, bu ninja değilmiş diyerekten. Onu fark ettim yani. Ya kankacığım biz de hani eski oyuncuyuz. Oynamadığımız karakter kalmadı. Hani savaşçıyı da oynadık, zihinseli de oynadık, okçuyu da oynadık, bıçakçıyı da oynadık, şamanı da oynadık. Sura, karabüyü de oynadık, büyülü keskinliği de oynadık. Hani çocukluğumuzda onların hevesini aldık. Tabii ki o zamanlar max level 99'du. Bizim de ulaşabildiğimiz max level 75-80'di. Kule yapıyorduk. Tabii o zaman zaten kule yapmak oyunun en op şeyiydi yani. Bugün Alastor'a girmek neyse, o dönemde de kule çıkmak, kule demircisine çıkmak, Azrail kesmek en op şeydi. Bunları yapıyorduk. Ben 2-3 sene önce bu korona dönemiyle başladım ben tekrardan oyuna. Hatta 4 sene diyelim. 4 sene önce koronayla başladık ve like'ın olsun bu sefer diye başladık. O yüzden like'ınla ilerliyorum. Hiçbir şey yapamıyor like'ın. Ama dediğim gibi ben de hani farm yapmayı sevmediğim için alternatif farmları bulmama yardımcı oldu bu. Hani bir melee farmı, bir aura farmı falan yerine gerçekten çok güzel alternatif farmlar keşfettim. Ama bunları paylaşmak istemiyorum. Çünkü paylaşınca herkes bu farmı yapıyor. Ya işte evet, ama şey yapacağız artık, turbo surf tahtası falan alacağız. Yerden kalkma, yani yere düşme olayı olmaması için başka da bir çözümü yok bunun. Yerden kalkmama olayı sıkıntı, evet. Ama Lycan'da şöyle bir şey var. %100 ok savunmanın üstüne çıkabiliyorsun. Ok savunmayı %100 yapabiliyorsun. Blokta bir 60 falan yaptım. Ha, surf tahtasına düşüyor mu? Ben boş, yani surf tahtasını daha kullanmadım da. Yani ya işte zaten anladın mı? İşin havası orada. Kimsenin tercih etmediği zorlu bir karakter olduğu için kullanalım, geliştirelim. Ayrı bir çekiciliği oluyor. Ha, ben ondan haberdar değilim çünkü ben bir 6 aydır yine oynamıyordum. Yine kış dönemi falan diye bir başladım. Hasta oldum geçenlerde. Öyle dedim bir çarılara gireyim, neler yapılabilir pasif olarak onlara bakayım diye girdim.
İlk geldiği zaman evet düşmüyor diye biliyordum ben de. Sonra düşülebilir diye düzelttiler. Tabii bu bir dezavantaj. Neyse yani ya hedefimiz bir 15-20 level olursa 30 level şampiyon bir Lycan yapmak. Şu anda Char'ın eksiği elmasımız yok. Onyx'imiz yok. Oradaki. Yani Granite ile Safir çok önemli değil. Pet tamam. Bir de eldivenimiz yok. Eksikliler 3-5 tane yani. Kolye, ayakkabı, bilezik, küpe, zırh, kask, tılsım. Tılsımım da var. 25 buz, 25 karanlık, 5 savunma, 50 STR. 40 STR miydi, 50 STR miydi, neydi? Yani orada itemler tamam. Ama yani artık işler orada ağır. Hani içerik de yapmak istesen orada yapacağın bir içerik yok. Şunu aldım, bunu aldım. Yani başka bir şey yok orada içerik olarak. O yüzden bu Lucifer'e de yeni başlayan insanlar var, yeni oyuncular var. Nasıl başlarız, nasıl ederiz? Yani hangi slotlar kesilmeli, hangi itemler alınıp satılmalı? İnsanlar bunu merak ediyor. Çünkü canavarlardan bir sürü eşya düşüyor. Bunların hangisi para ediyor, hangisi etmiyor? Hani ben kendim oyuncu olarak da bazı başka oyunlar denedim. Bu oyunlarda en çok kafama takılan şeyler bu oluyordu. Şu mor potu ben alacağım kanka. Adam düşürmüş. İşimize yarar. Gel yine köprünün başından devam edelim. Şuradan vura vura. Yani benim Char'lar hikayesi bu. Orada dediğim gibi yani Sura'nın büyülü keskinliği G7. Şaman'ın şu an kutsaması G7. Bunlar P olduktan sonra ikinci skillerini işte Şaman'da ejderha yardımını G açıp büyülü zırhı da Sura'da G açıp onların ruh taşlarını falan okuma işte tamlıklarını okuyoruz. Skill BK'larını okuyoruz falan. O biyologlarını veriyoruz. Benim bu arada 6 tane şampiyonum var orada. 2 ninja, 2 şaman, 1 Lycan, 1 Sura. Bu diğer ninja ve şamanların da hem dönüşümlerini hem biyologlarını hem at görevlerini falan yapıyorum. Yani at görevleri çok önemli. Çünkü mesela atıyorum Netis yapacaksın. Bu çarı sandık çarı olarak kullanacaksın ama onu oradan oraya götürene kadar falan falan at skilliyle falan kolay oluyor yönlendirmek. Evet geçen sene ormanda kasıyordun 105 leveldi. Aynen kankacığım. Yani ondan sonra o gruba ayırdım. Hemen önce Lycan'la Sura'yı 105'e attım. Şampiyonu attım. Ardından yine dedin 2 ninja 2 şamanı 120'ye attık. Onlar da zaten şey yapmıştım. Shorts olarak paylaşmıştım bir ay kadar önce. Yani bunların yanında dediğim gibi 40 tane de melee charm var. Yani 3 lonca melee yapacak setup'ım hazır. 2 şampiyon ninja var ama şu anda 4 tane falan da 105 level ninja var. Yani item aktara aktara bir şekilde o üç lanca yapılabilir bir durum var yani. Ama dediğim gibi istemiyorum yani şey yapmıyor. Çekmiyor benim eleği yapmak. Çünkü tılsımın olacak, kostümün olacak, mini dalın olacak. Kısa sürede yapmadıktan sonra bir karı yok. Yani bir saatte de melee yapıp 3 von almanın bir karı yok. Yani hatta yarım saatte yapmanın da bana bir karı yok. Çünkü ben o parayı Katakomp'ta ETB yaparak da kasabiliyorum yani. Katakomp'un ETB'si iyi de insanlar Katakomp'ta ETB kasmıyorlar nedense. Katakomp bomboş. Şuralara gitsek sanki daha iyi. Tamam, ben geldim. Dinin. Geldim işte dostum sakın üzülme. Dindirin. Gerçekten insanlar çok büyük düşüyor. Saçma sapan haritalara char diziyor. En temiz masrafsız von ETP ya
Kanka yani şimdi saatlik getiri belli yani. O kankim 29 level oldun HV'de Aynen abi. o. Teşekkür ederim. 30'a adım adım. Şey yap bir CTRL'e yap çiçek şey sevgililer günü. Ha, bana daha gelmemiş. Gelmiş mi sana? De. Aa, niye çıktım ben oyundan ya? Oyun Dakika. ha bazen öyle hata veriyor biliyor musun? Ya ETP en iyisi kanka yani bana sorsan yani 61 levelle Şeytan Kulesi'nde bile yapsan en karlı iş. Yani ben evde otursam var ya 50 tane 61 level kasarım benim 75'lerin yanına. Yani, ETP'de insanların anlamadığı şey en önemli sıkıntı yol mesafesini yürümek. Onun bir çözümü var ama insanlar bilmiyorlar. O işi çözdükten sonra en hızlı farmı yapıyorsun yani. Hem item değiştirme ile alakalı falan onun bir kestirmesi var. Hani depodan aktarıyor millet itemi de depodan aktarma mantıklı bir iş değil. Kendimce çok güzel şeyler hani çözümler ürettim. Yani ben saatlik 7-8-10 kasabiliyorum. ETP kasmak istediğim zaman ETP ile. Yani nasıl hesaplıyorsun? Ya işte iki hesap açmak ayrı bir yöntem. Hani yöntemler çeşitli. Hangisi sana mantıklı uygun geliyorsa. Hızlandırmak mümkün. Ama insanlar işte şey yapmıyorlar. Hani ezbere gidiyorlar hep. Yani hiçbir şey üretmiyorlar. Pratik kestirme yol üretmiyorlar. Yani mesela şey bitecek diyorlar. Tıktık farmı bitecek diyorlar, tamam mı? Mesela tıktık farmının bitmesi benim için sıkıntı değil. O 50 level çarların hepsini ben ETP çarı olarak kullanabilirim. Aa, bir tane de ork dişi düştü. Kanki havada yakalıyor da aynı ork dişlerini de. Vallahi kanka 10 gün Aynen abi. önce 10 gün önce koma DC'de dedi ve sildi. Tamam mı? İnsanlar hani nerede diye sordu. Silmiş koma mesajları. Koma dedi ki Melee tek loncaya düşebilir. Öyle 3 lonca 5 lonca melee yapmak diye bir şey olmayabilir. Ondan sonra dedi ki tık tık farmı zorlaşacak. Hani bitmeyecek ama zorlaşacak. Hani at görevi gibi çölde şuraya git, vadide şuraya git falan dedi olacak. Bir de okey eventi ile ilgili konuştu. Otomatik toplamaya olmayabilir ya da bir levelde olmayabilir. Hani 30 level 50 level sınırları gelebilir. Bunları söyledi ve sonra sildi. Ha zaten ama yani Metin 2'de zaten bir değişiklik. MAC adresi üzerinden falan filan bir şeyler dediler. Hani bir PC'den bir lonca yapılabilir falan gibisinden bir şey dediler. Ya işte milleti de sıkıyorlar. Yani mesela cadıdan item drop'unun düşmesi aşırı saçmaydı. Hani kaldırdılar item drop'unu. Yani bulan adam zaten süper zeka bir adam. Çok iyi keşfetmiş. Yani 61 level insanlar için simya takmaya bir sebepti mesela. Ama kaldırıldı. Bence saçma. Yani ben meleği yapmam. Ama yapana da bir şey demem. Çünkü oyunda belli başlı 2-3 tane farm var zaten. Abi kanki bak bu da bana düştü hani. Ork dişi mi abi? Aynen ben de şu an 3 tane ork dişi oldu. Mert hani yazıyor ben ona cevap veriyorum kanki. Tek lonca var bende meleği. Ya işte yani zaten hani diyor ikinci üçüncü loncayı yapamazsınız artık. Yapamayacaksınız. Oo, ben mi oldum? Ben de 28 oldum.
Yani bunları söyledi GM. Koma, derin darbe. Şey ne derin darbe nerede? Facebook. Ağız alışkanlığı. Eski günler. Geldim işte dostum yüzün gülsün be. Geldim işte dostum yüzün gülsün be. Din din din. Ya hani olay ban atmak değil, anladın mı meleği? Hani engellenecek, yapamazsın falan olacak durum. Kanki biz bunları daha hızlı döşüyoruz ya. Gel biraz ortalarda kasalım. Orklar bizi yoruyor. Yani mesela 30 levellerle bile ETP yapmak çok mantıklı. Hani ikinci köyde gidip dizeceğim. Yani nasıl dizeceğim biliyor musun? 20 tane ID'n olacak. Niye 20 tane ID'n olacak? Çünkü hırsızın eldiveni almayacaksın. Hırsızın eldiveni hem düşürmeyeceksin hem almayacaksın. Sen 20. ID'yi oraya koyduğunda birinci götürdüğün ID'nin zaten ETP'si bitmiş oluyor. Onu götür getir yaparken ikinci, ikinciyi götür getir yaparken üçüncü. Hani sen hem yani bir yandan diğer pencerelerden yerden ETP'leri toplarken diğer yandan öbür charların getir götürünü yani yan karakterlerini yapacaksın. Sana bir günde bu farm var ya 50-60 mon para getirir. Yani bir meleğe kadar para getirir zaten. Ve melee itemi de dizmene gerek yok. Her chara 3 wonluk 2 wonluk item dizsen yeter. Yani 20 ayda biraz abartı da 12-13. Ya işte evet hani kendini iyi kaptırman lazım. Ya ben de zaten hani o kadar vakit ayıracağıma giderim dışarıda mesai yaparım, anladın mı? Gelirim app çekerim. O da mesai, bu da mesai kafasındayım ben de. Yani öyle de 10 saatim gidiyor, öyle de 10 saatim gidiyor. Ama dışarıda 10 saat çalıştım getirip yaptığım parayla oyunda 50 saatlik, 100 saatlik farmı zaten satın alabiliyorsun. Ama Ruby'de tabi bu oran orantı bayağı kırılmış durumda. Yani para, gerçek paranın değeri düştü. Farmın değeri yükseldi. Yani app kuponları yerinde sayarken, hatta 60 emlere falan düşerken yakutlar, simyalar falan 1,5 wondan 3 wona, 3,5 wondan 5,5 wona falan çıkmış durumda. Yani Ruby'deki oyuncularda para çok, item yok gibi bir durum var. Katılıyorum demiş. Aynen yani fark ediliyor bu. Pazar durumlarından zaten. Ve işin acayibi itemler ucuz. Simya gidiyor. Simya aşırı gidiyor. İtemler yine değer kaybediyor. Yani bugün 200 wona aldığın atıyorum bir güç eldivenini bir ay sonra 150 vona zor satarsın. Yani itemler değer kaybediyor ama böyle tüketim malzemesi olarak düşünebileceğin şeyler aşırı iyi gidiyor. Hani bu nedir? Ay ışığı olur. Ay ışığı sandığı olur. Okey sandığı olur falan falan falan. Bunlar aşırı gidiyor. Sercan. Kanki. Evet abi. Gel senle KDP düşürelim. Kırmızı demir falan. Olur abi. Tüh, yüzlük şey yetmedi biliyor musun 30 olmalı.
Benim 36'da az kaldı. Şöyle gidelim. Bakayım neresi iyi biliyor musun? Aha da burası. Şuradan düzeceğiz. 36'da mı? Benim de %21 ama ekstra ben bir levelde gerideyim sende. Mor iksir Evet. bas, mor Şu pot an bas. 28. İyi. Tamam abi. Basit. Köprüden sola döneceğiz. Dolunay kılıcı var ya. Onun çift el olanından düşüreceğiz şimdi. Dolunay ile aynı değerde yani. Ha mor iksir varmış yerde. He çaldım. Aynen. Şunu da satarız. Satarız. Markete satarız. Ve buradan başlangıç el kitabı diye itemler düşüyor. O da markette satılıyor. Hani artı basma itemi. Evet abi. Bende bir tane kitap vardı da. Lanet Lanet kitabı. kitabı. O da artı basma itemi. O daha kıymetli ama zaten az düştü gördüğün gibi. O çok az düşüyor. Evet. Bir de biyolog görevi olarak Benim düştü. önceden varmış sanırım. Yok sana düştü ben aldım. Bu... Gelmiştim. Yok yok ben Hı. düştüğünü gördüm. Hani senin ismin Anladım yazıyordu. abi. Ben alıyorum yerden ama senin ismin yazdığı için sana veriyor. Anladım abi. Bana geliyor. Evet. Aynen. Grup ama ekip olduğumuz için. Anladın mı? Evet, grup olduğu için. Hafif sağa. Bu Çünkü köprüden ben sonra. aldığımı görmediğim için önceden olduğunu sandım. Aynen. Daha skill'lerle falan uğraşıyorduk ya zaten o zaman. Aynen. Şu üstümdeki zırhı satayım pazara. Buradan para gelir. Ha, bak şu karanlık Arağan savaşçısı falan diyor ya kanka. Evet abi. Karanlık Araha. Aynen. Bunlar biraz geç çıkıyor. Şimdi önce burayı temizleyeceğiz, sonra yolun karşısına geçeceğiz, tamam mı? Hemen. Tamam abi. Büyük fanatikler gelirse öldür. Birlikte kesmemiz şart değil. Bunlar kolay, tamam mı? Tamam abi. Gördüğüne yapış. Atla yürü falan. Anladın mı? Maksat hızlı Anladım kesmek. abi. Bak. El kitabı artı. Bu biraz değersiz ama bu da artı basma itemi. Artısız el kitabı. Gel buraya. Ağacın dibinde var. Oyunu bu şekilde oynamak çok zor ya. Evet, maalesef oyunu bu şekilde oynamak çok zor. Ama biz yani şimdi ben arkadaşa tutup bir 61 level char verip de oynadığı zaman bu da çok anlamsız bir şey yani. Adamı bildiğin oyunun işçisi yapmış olursun. Yani oyunda hiçbir zevk alamaz öyle. Hani sen ben oyunu önceden oynadığımız için biliyoruz yani neyin ne olduğunu da. Tarcan bilmiyor yani mesela oraya nasıl gidiliyor yani bu farmı yapmanın amacı ne falan.
Artık iyice yavaş yavaş atlıyoruz. Evet. Biraz şey olacak. Yukarıdaki bilgelik bittiği zaman bir daha basalım. Ben bakayım olmazsa bitti mi diye. 5 dakika kaldı diye söylüyor bana ama. Hatta 0 dakika yazıyor. Bitmek üzere. Bu haritaların çoğu işlevini yitirmiş, silseler bir şey kaybetmeyiz yani. Biraz sıkıntı ne biliyor musun? Bu gelen görevlerin değerleri aynı kaldı. Hani Melee gibi bir boss var ama satıcıdan aldığın görev sana 1,5K veriyor. Yani saçma. En az 50 kat arttırılması lazım yani. Görevlerden gelen paranın. Ki bu haritalar, level görevleri, ödüller falan bir anlamı olsun. İşte zor bir görevi yok oydun aynen. Ya ama atıyorum işte Tauren güya örümceğe hani zil takacakmış da onu şey yapacakmış da. Tabi tabi bu level silahları falan da olduğu için aşırı kolaylaştı. Ya görevlere bir düzenleme yapmaları lazım. Görevlere bir düzenleme yapmaları lazım ki bu haritalar canlansın. Böyle. Yani şey bile yok. Mesela şu an üstümüzde premium bile yok. Elmas kutu yok. Ha, bak başlangıç el kitabı. Aldım senin için. Sana geldi. Yok kanka hani sen daha iyi bilirsinlik bir şey değil de. Yani evet bir şey yapmıyorlar ya. Gide gide yok Yohara geliyor. Yok Alastor geliyor. Yok anahtar bossu. Ya kardeşim bizim yaptığımız bu 5 efsunlu itemleri biz kime satacağız siz yeni oyuncu getirmezseniz? Al bak yeni oyuncu. Yeni oyuncu da ansiklopedi okuması lazım oyunu anlamak için. İmkanı yok yani yeni oyuncunun gelmesine. Bir oyunda şey var, paradoks var yani. Oyunda görevler var ama yapmıyoruz. Ne saçma. Aa at evcilleştirme çıktı. 300-500K da buradan alırız kanki. Yeni oyuncu ile konuşuyorum. Yavaştan artık güzel Evet. itemler Aynen. gelmeye başladı. Yeni oyuncu ile konuşuyorum. Kolyeyi Efsun atarak şimşek getirmeye çalışıyor. Ya kanka adam nereden bilsin? Değil mi yani? Kolyeye şimşek geliyor mu? Kolyenin kendi efsununda mı olacak? Bunu at. İzleyicilerimizden biri. Kanka gel tecrübe yüzü at. Rızlık zamanı. Tarcan gel rızlık zamanı. Geliyorum abi. Aa, dur bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al kanka. Gel. Ticaret edeceğim sana. Yanıma gel. Şeyi kapat. Otomat. Bakma. Maki kanki. İzliyorsan teşekkürler. Bize bir selam yaz. Sohbetten. Al kanka. Teşekkür ederim abi. Rica ederim. 3, 6 ben yanlış saymışım da sende kalsın 4 tanesi. Buna sağ tıkla giy kanka.
Hemen gireyim. Tecrübe 100 değil mi? Aynen. İyiydim abi. Otomatik açayım mı? Yani burada otomatikten ziyade bak başlangıç. Ya kırmızı demir pala düşte şu an çıkıp halay çekeceğim ya. 5 para etmiyor da. İşte oyunun ilk zamanlarda bu bizim elimizdeki silahlar yoktu kanki. Evet abi. O 30 level silahıydı ve çok değerliydi. O çıktığı zaman acayip büyük bir olay. Yani dolunay kılıcı gibi bir olay. Ha yarım saat bir saat kesince çıkıyor. Ama çıkmasının şöyle kolay bir yolu var. İkimiz farklı CH'lerde keseceğiz. Slotlar böyle ikiye bölünüyor. Abi Sen dur, %48'deyim. ben CH5'e geçiyorum, tamam mı? Tamam abi, tamam. Ben CH1 olan Ya Lucifer'de arkadaşlar sunucular boş yazıyor ama boş yazdığına bakmayın. Yani Lucifer yoğun yani. Gerçekten. Yani buralarda oyuncu olmaz tabii ki Lucifer'da. Lucifer'da çünkü şampiyonlar var. 120 leveller var. Bir de tabii ara ara yeni başlayanlar var ama o yeni başlayanlar da öyle ezme değil yani. Adamlar hemen 61 level hemen çarlarını yaptılar. Örümcek zindanında eşeği kasıyorlar. Çar kasıyorlar. Yapıyorlar yani bir şey. Slotları kestikçe böyle atın üzerinden şey yap. Boş server severim demiş Mert. Ya kankacığım boş server güzel server. Yani ben arkadaşlarda oynuyordum bir sene önce. Boş olması güzel. Yani eventlerde şey yapıyorsun ama yani boş server bile birden bakıyorsun kankacığım. Örümcek Zindanı 3. katta şampiyon suralar, şampiyon şamanlar, zibilyon tane türemişler. Oraya gelip çökmüşler. Tamam mı? Yani nereden çıktınız, ne zaman çıktınız? Yani boş olduğunu herkes biliyor. Onlar da orada hani event yapıyorlar. Tabi atıyorum mesela bir at görevini yapmak burada çok kolay olur. Hani Mahon'du, Go şeydi, Boy'du, Moy'du, Vahşi Yüzbaşı'ydı. Başlangıç ay kitabı geldi yine. Al kanki onları topla topla. Yani bir Benim abi. 3 tanesi falan 1 milyon eder. 1 milyon bir won mu ediyordu, bir emmi? Birem yapıyor. Şu an bizim envanterdeki paradan yapıyor. Ya yine bizim için iyi para kanka bakma sen. Bize pot parası olsa yeter şimdilik. Şimdi Evet abi. 30 levelde ejderha taşı görevi açılacak. Zaten en karlısı o olacak. Şimdi bizim sıkıntı çekmemizin bir sebebi 50 eplik bir ürün var. Şey pardon. Evet. 150 eplik markette. Premium kutu yani anladın mı? %50 tecrübe işte hırsızın eldiveni %200 eşya düşürme şansı falan filan veriyor. O olduğu zaman daha fazla item düşüyor yere anladın mı? Evet. Biz hani bir tane düşürüyorsak o paketten olan adam 3 tane düşürüyor. Ama şimdi Şansı sen daha da arttırıyor. tabi ama sen şimdi bir bak hani oyunu seni sarıyor mu falan masraf yapma. Tamam abi. Çünkü bu oyun ne sadece parayla oynanacak oyun ne sadece
bilgiyle, emekle oynanacak bir oyun. İkisinin bir arada olması lazım. Baktım böyle hayatsız gibi oynayabiliyorsun. Karşılığından yatırım yaparsın ama onun dışında ona göre hareket O et. kadar oynamam abi ya. Ya işte. Yani de oynadığım oyunları da mesela çok fazla oynayamıyorum artık. Evet. Bilgisayarı ilk aldığım zaman bir hevesim attım. Evet. Yüzde kaç? 56. 56. Benim de %49. Ama benim daha bir levelim daha var ekstra. 29 level çok zor kasılıyor, çok yavaşladı. Şeyimiz de bitti ya. Bir de yer değiştirdik burada. Exp fazla gelmiyor. Evet abi. Burayı item düşürme yeri biraz. Öyle, yani o tarz yani düşünmek lazım. Slotlar falan da kolay zaten fark ettiğin Evet abi. şekilde. Olamıyor. Orklar içimizden geçiyordu çünkü. Aynen. Yani potu unuttum mu? Aa, başlangıç harfi tabi. Burada ne Ama şu an yapacaksın? ortalarda savaşıyorum abi. Biraz ilerledim. Evet. Bu harit bu ad... Genelde Ya bu adanın içinden ayrılma. Burada düşüyor o silah. bir dakika bakayım hangi adadayım. Tamam abi, ayrılmam ya. Ha, sol alt ada. Evet. Sol altın bir üstü değil mi, çaprazında? Tam sol alt. Bak sol alttaki ada. Hatta orada mavi Tam sol falan altta değilim varmış. abi ben. Ya anladım, sen bir sonraki adaya geçtin. Orada Evet. orklar var İstersen zaten. sol alta geçeyim. Ya sıkıldıysan level kasacaksan orada dur. Ben belki bir KDP falan düşer. Tamam, olsa ben burada takılayım abi. Ama ne düşürmeye çalışıyoruz ki, marketten alırız şimdi 200K ya. Pazardan alırız. Biz level almaya bakalım. Sen de haklısın. Çünkü hırsızın eldiveni falan yok. Düşürmemiz çok zor. İki dakikaya yanına geliyorum ben de. Slot kalabalık değilse şey yapayım. Ben de bu CH'den kazayım. Gel biz yine ortaya gidelim. Biliyorum. Ben hemen CH4'e geçiyorum. Seni bulacağım. Gel. Ben buldum bile abi seni. Aynen. Aynı yerdeyim şimdi zaten. Aynen.
Deh, tıkıdık 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 tıkıdık. Dur, efekt seslerini aç. Burada kim kasıyor ya? Biz gelince de yok oluyor. Bot mod mu kasıyor burada? Canavar kasıyor oralar. Gel seni daha zor bir yere götüreyim kanki, gel. Tamam abi. Gel. Sen demiyorsun abi, bu ortada böyle kazulet gibi bir şey var. Burası neresi? Şey gördüm de merak etme. Orası içine girilebilen bir yer. Yani ben öyle süs falan sanıyordum. Aynen, yok. Lan tapınak mıymış? Aynen. Gel bakalım, portala gir. Gel biraz ilerleyelim. Slotların çok olduğu yerde. Mesela madencilik de burada bir meslek. Burada hani kuvars damarı falan görüyorsun kenarda. Onları kesiyorsun. Burası iyidir aslında. Gel hazırlan. Derin. Vur. Bunlar güçlü kanka. Potağa bak. Gel ortaya. Mert diyor ki ben spor salonuna kaçıyorum. İyi sporlar kankacığım. Görüşürüz. Sohbetin için çok sağ ol. Bizim de vaktimiz geçmiş oldu. Eyvallah, bizden de kalp. Burada slot da yoğun kanki, görüyor musun? Aynen abi. Normal slot var. Evet. Şu an %69.20.
Aynen benim de %65. Aynen. Gel biraz da ileriye gidelim. Gel bakalım dayanacağız mı buraya? Gel kanki köye bir geri dönelim, çöle gidelim. Buralar o kadar da istediğim gibi bir XP vermiyor. Şey yap. Köy Lanet seyahat. Kitabı geldi. Artılı. Köy seyahat bileti yine Yongan. Köye bir ışınlanalım. Çöle gideceğiz buradan birazdan. Ben bir depoyu boşaltayım. Silahları zırhları atayım bir şeye. Ben ışınlayıcının orada bekleyeyim mi? Olur. Benim envanter doldu. Şimdi tıkladık kanka. Seyahat etmek istiyorum. Yong bir çölü. Üçüncü seçenek. Sanırım sen ilk defa çöle geliyoruz abi. Evet. Böyle çok sevdim. Şeye geldik ya. İlk item toplamak için. Yılan şeyine ışınlandık. Evet. Bak orası sağ alt köşesi oluyor. Hı-hı. Biz o sağ alt köşeye gittik. Evet. Şimdi şuralarda örümcek yumurta kesesi, akrep kuyruğu, akrep iğnesi toplayalım.
Ama kim kasmış ki burada böyle? Burada bayağı olmuşlar. Kanki gel şimdi şu pençe örümcekleri kesebileceğiz mi bir bakalım. Bunları kesersek iyiyiz demektir. Akrep adamları keselim. Burada otomatiği alabiliriz. Otomatik değil mi abi zaten? Tamam. Senin bir tüp mü kaldı? Burada iyi seri gidiyoruz kanka. Evet abi. %78'deyim. Çok az kaldı. Dur ben de çift Az kaldı ama dolması zor. Evet ben de çift iksir atayım da yetişeyim sana. Yat aşağı.
Burada bir daha dur de başla de kanka. Burada sanki daha güzel solut var. Hani merkezi buraya yapacak burada dur başla deyince otomatiğe. Anladın değil mi olayı? Geleyim. Aynen. Aşağı. Sen herhalde olacaksın zaten az kaldı. Ben oldum 29. Hayırlı olsun abi. Sağ ol kanki. Şimdi benim az kaldı da yarıya kadar bile tüp çok zor doldu ya. Ya şimdi ben gerideyim ya. Ben o tak çıkar olan 3 Hı. saatliği de taktım. Hani sen %5 Evet abi. alırken ben %10 alacağım şimdi. Ki sana Hı yetişeyim. hı. Ama iyi gidiyoruz. Bir 10 dakikaya oluruz ya böyle. Tecrübe yüzüğü de verdi ya adam. Aynen. Yani tecrübe yüzüklerinin Onun tanesi sayesinde normalde daha aynen. Yani normalde tanesi 1 milyon. Ama onu alacak para evet. Daha hızlı şey yapmamıza sağlıyor değil mi? Level aynen. atlamamıza O falan. %50 veriyor. %100 yukarıya bastığımız veriyor. Bir de %100 ben diğerini taktım. Şimdi sen diğerini takma. O sana 61 level olurken lazım olacak. Ondan. Ben Bitirme. bir tane taktım zaten. Aynen. Hiçbir... Bunlar bayağı bir can alıyor. Orklara göre. Evet. Ha, biraz öyle geldi abi. Ya burada hızlı hızlı çıkıyor ya canavarlar. O Hı avantaj. hı. Ben oldu olacağım abi %93 94 oldu şimdi. Tamam beni bırakma ben de 30 olayım benim de bir tüp dolmak üzere. %15. Ha ya da gidelim ya. Ben şey zaten sana at görevi yaparken olurum. Doğru sen 30 Abi olunca 95'teyim. tamam. Sen hemen 30 level Bas. olunca söyle. Buralara gel kanka çok uzaklara gittin. Bayağı uzaklaşmışım. Aynen birbirimize vermiyor tecrübeler.
Yüzde kaç? 99.25 abi. Oldum. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Ölüyoruz. Bırak öldürsünler. Vurma. Tamam abi. Vurma. Aynen. Şehirde başla diyeceğiz. Şehirde başla. Portal. Aynen. Gel portaldan giriyoruz. Burada da bir taneye şöyle vuruyoruz. Bizi öldürmesini bekliyoruz. Bir taneye vur sen öldürmesini bekle. Allah gel buraya gel onu çekti o adam. Buraya gel buraya. Gerideyim aslında ama. O öldürüyor bura bura. Bekle. Saldırsın. Niye saldırmıyor? Saldırmıyor ki. Bilmiyorum ki. Genel, saldırmıyor. Zırhı çıkar istersen. Savunma yüksek olunca gerçi vuruyorlar. Yok abi ya çok az kaldı zaten. Tamam. Öl şehirde başlaya bas. Tamam abi. Şimdi grubu bozacağız. Gel Seis burada burada. İkinci köyün Seis'i. Neye basayım abi? DC'den bana yayın versene. Ekran ver kanka. Bir neyimi geliştirmek istiyorum de. Devam. Ha bundan inmen lazım. Tamam. Evet de. Evet de. Evet de yok diyecek zaten. Tamam. İn bu attan. Bir daha bas. Yine atlar hakkında bilgi de ya. Lan at görevi kaçta geliyor ya? Anasını satayım. Wiki'de de vermiyor. Tamam bir neyimi geliştirmek istiyorum'a bas. Hepsine bir tek tek bas. Tamam. Devam. Evet de. Tamam bir daha bas. At becerilerini kullanabilir miyim diye. Devam de. Basıyorum abi devam. Devam de. Evet de. Evet. Aynen evet de. Okay, tamam. Şey yapsana bir.
At madalyonunu bana ver. Sendeki envanterdeki. Hangi şey? Nasıl gözüküyor ki abi? Şöyle. Karakter değişikliği de bir daha gir. Sağ seçenekler. Şeye mi basacağım? Sağ seçeneklere bas kanka. Sağ, ha. Onu Sağ al. bastım. Karakter değişikliği. Çık gir yapacaksın yani şimdi Bastım. Şimdi çıktı. bir. Bir daha gir. Başla. Evet. Sende de mi kasıyor yoksa görüntü mü laglı geliyor bana? Yok, bende kasmıyor abi. Tamam, iyi. Benim Şimdi internetim kötü olduğu için aynen laglı sana gönderiyorum. kötü veriyor. Tıkla Evet ise abi. bir ben tam ekran yapacağım sana. Allah oğlum, bu at görevi 30 level'de değil miydi lan? Beşinci level diyor. Yirmi beş levelde alınıyor. Biz niye alamıyoruz da bilmiyorum. Alabiliyor musun abi? Oğlum bize niye at görevi vermiyorsun la? Seyiz. Dur şu madalyonları bir... Lan üstüne mi atacağız bu madalyonu? Nasıl yapacağız? Kafasına mı atacağız? Hiç bize vermiyor abi ya. At görevini. Seyis bizim tipimizi beğenmedi lan. Dur bir Aynen. dakika. DC'de bir yazayım şeyde. Metin 2. Neyse, vuramıyorum ya. Allah Allah. Şu madalyonları bir depoya koyayım. Depocu Çıktı nerede? mı abi? Yok şeydeyim Yani et. sen şeye gittin, depon oraya. Aynen hani envanterde olmasın biliyor musun? Acaba o mu sorun yapıyor? Çünkü şey diyor. Kalkanı. Kanka derdimiz o değil ya. Derdimiz şey vermiyor bize. Görevi vermiyor. Berk. Berk Diker. Hoş geldin kanka. Bu Seyis bize görevi vermiyor ya. Biz bu görevi nasıl alacağız bu Seyis'ten? At görevini alamıyoruz. Dur bir dakika şu oyun görevlerinden bir şey. Ha bak. Tamam buldum buldum. 25 level de. Tamam buldum ben buldum. Ahan da buldum, ahan da buldum. Kanka neye bas? Bastım abi. Oyun görevleri var. Oyun görevlerine bas. Bastım. Orada Bir sürü görev çıktı. at madalyonu al diye bir görev var orada. Evet abi, aldım o görevi. Tamam, şimdi olacak. Dur sana madalyonunu geri getireyim.
25 kanka da şu oyunlardan görevi ala tıklamamız lazımmış. Seyist ve direkt vermiyormuş görevi. Şöyle bir tane. Şimdi bir tane bir tane vereceğim çünkü madalyonları toplu alabiliyor bazen. Hani 3 tane varsa 3'ünü birden alabiliyor kanki. Önce seninkini yapacağız. Evet, dolaylı olarak görüyor görevi. Aynen. Yani direkt kendisi üzerinden vermiyor. Tıkla kanka. Tıkladım. Serisi. At sürmek Evet istiyorum. abi. At sürmek istiyorum. At istiyorum. Evet Evet. diyorum. Kabul et. Kabul Tamam. ettim. Benim üzerime mouse'un topuyla ya da sağ tıkla. Sağa tıkladım. Gruba davet et çıktı bak sağda yukarıda. Evet, grup davetine Tamam. tıkladım. Bak solda da grubun var. Hani ben 66 yazıyor. Sen Tarcan 35 yazıyor. Altında da bir ok Evet, var. evet. Ona tıkla. Evet, gördüm abi. XP Ha, açımı. seviyeye bağlı diyor ya onu eşit yap. Aynen. Hadi Eşit gel. yaptım. Gidiyoruz. Yabani okçu keseceğiz. Buradan değil, buradan çıkacağız. Şey yayını kesebilirsin. Oyunun oyuncu kitlesi izlemeye müsait olsa lore'u takip edilerek görevler yapsa çok keyifli olur. Ya kanka sorma. Yani şu o görevlerin ya ödüllerini güncellemeleri lazım. Bak kanka bu yabani okçu yazıyor ya. N'ye bas bir. N'ye bas. Yine Neye bastım? oyun görevlerine gel. İn biraz aşağıya. Orada 20 okçu 30 dakikadan da geriye sayan bir sayaç var. Evet abi, 28 dakika 17 saniye yazıyor. Düştü mü? Ne düştün mü? Kalan 20 yazıyor. Hala 20 mi yazıyor kalan? Evet abi. Allah Allah hala 20 mi yazıyor? Neye bastım? Kalan 20. Ha, senin kesmen lazım kanki o zaman. Bu yabani okçuları öldüreceksin. Her bir tane okçu öldürünce bir tane mi düşüyor? Yani Evet. öyle mi? Ya hemen kolay zaten 5 dakikada. Grup lideri o kanka. Şimdi 18 oldu. Düşüyor. İşte benim ya yani normalde benim kestiklerimi de sayması lazım da. Yok, onu saymıyor abi. Sadece benim kestiğim sayıda. Bir tekrardan bana yollasan. Aa vahşi yüzbaşı geldi. Bu bizi şey yapar, sıkıntıya sokar. İkimizin dalması lazım. Kanka hepsini bırak şu yüzbaşı denen adama dal. Vahşi yüzbaşına dalıyorum abi Aynen. şu an. O zor çünkü biraz. Of. Düşüreceğim. Tamam. Şeyleri kes. Bana yine bir davet at. Atıyorum. Ha, bir dakika. Grup daveti. Tamam. Bekle. Birkaç tane kaldı yazıyor. Hangi tuşa basıyorduk ya? Ne? Ne? 17 tane kaldı diyor. Yani bir vur 17. abi bakalım düşecek mi? Düştü mü? Yok, düşmedi. Sende sayıyor sadece. Dal kanka, Aynen yabani sen. okçu gördün mü? Bak burada var 2 tane gel. 5 dakikada bitecek. Tamam o zaman sen kendi görevini yap, ben de gidip kendi görevimi yapayım. Tamam abi. Gel buraya okçu.
Ben de hemen gideyim sonra şöyle. 30 olayım ki 30 level silahım şey yapmasın. Kanka sen onları bitir. Sonra şey yap. Seyise geri gel, tamam mı? Ben çöle gidiyorum. Çünkü o şey tecrübe yüzüğünün 15 dakikası kalmış. Diğeri de işliyor. Yüz veren de gidiyor. Ben hemen hızlıca bir 30 olayım ki benim de level silahım sıfırlansın. Berk Diker dediğin gibi anca görev ödül olayı değişmeli. Ya kanka ödül olayı değişmeli. Ya demircinin her kitabı ver abi. Büyülü metal ver ödüllerde yani. Sürekli kullanılan bir şey. Ya millet abartı diyecek ama. İşte. Ya mesela app de verebilir yani. Ya da kaplan parası verebilir. Ya şimdi aslında hakkını da yemeyelim. Hani server first'lerde yaptılar onu. Yani görevleri şey yaptılar. Aktif ettiler. Hani şu kadar görev yapana şu kadar ödül gibisinden bir şey yaptılar. Yani onu bir şekilde çözmeye çalıştılar. Yani oyundaki görevleri bir şekilde ödül alınabilir hale getirdiler. Hani bu server first işte 90 görevi şu kadar sürede bitiren gibisinden bir şeyler yaptılar da. Burada var ya bot var bir tane ha, bot kasıyor. Ya sayfa görevini de zaten yapasıya kadar buradaysan Berkçiğim. Vahşi yüzbaşıdan sayfa görevi düşmüyor falan falan. Çok büyük sıkıntılar var onda da. Server first olayını da yanlış yaptılar. Bir ekip bastı yüksek tüm epi tüm ödülleri aynı ekip aldı. Üstüne üstlük sürelerde otomatik başlamadı, depolanabilir oldu. Valla kanka bunlar bir yerlerden haber mi alıyorlar? Yani sen ben mesela bu riske girmeyiz değil mi? Hani deriz şey oluyor. Hani epim boşa gider, param boşa gider. Adamlar 300 bin, 400 bin, 500 bin app basıyorlar. Bunlar 50 bin, 60 bin lira paraya denk gelir. Hemen başlıyorlar. Yani ben param boşa gider, yabana gider diye iki kere, üç kere düşünürüm yani. Görev tamamlandı abi. Tamam. Seyise geri dön kanka.
Yani depolanabilir olması da ilginç olur. Yani bu Battle Pass ödülleri falan otomatik başlamıyor. Hem şey otomatik başlıyor Battle Pass ödülleri. Nazar tası mıdır şeydir. Evet evet yani takip ediyordum, duydum. Ya yani Metin 2 Pay to Win'in vücut bulmuş halidir. Yani Pay to Win oyunlar Metin 2'nin elini ayağını öper. Dede der bu Metin 2'ye. Baba der, kral der, üstad der. Yani parayı verenin diğer oyunculara bu kadar üstünlük sağlayabildiği başka oyun var mıdır bilmiyorum. Abi bu Hani arada Zula da öyle olmuş ya. Adamların işte karşısına çıkamıyorsun. vallahi kanka. Ya bir de Metin 2'de anlattım ya, parabolik bir ilerleme var. Yani şöyle. Evet. Ha ben Seyis'in yanındayım. Şimdi Tamam, ekran sesi açayım mı sana yoksa? aç kanka. Açtın mı? Ver ekran. Tıkla kanka sesi. Lan abi. Yetenek sınavı sonuçları. Tamam. Yarın bu saatte gelip alıyorsun. Yani Tamam abi. almasan da olur, anladın mı? Ama en az 24 saat Hı bekliyorsun. hı. Hatta bir tıkla üstüne sesin tekrardan. Ben bir dakika. Tamam abi. At resmi hazır mı? Hazır olması biraz zaman alacak. Ha, 10 100 bin saat getirmem varmış. ama. Tamam, 10 Aynen saat. 10 saat. 10 saat sonra girince alabilirsin. Parabolik olayı da doğru. Aynen kankam, hani 1 kazanırken 2 4 oluyor, 4 8 oluyor, 16 oluyor. Yani 61 levelde saatte 1 2 10 kasıyorken 100 levelde saatte 10 10 20 10 falan kasmaya başlıyorsun. Hidrasıydı, şuydu, buyuydu. Ama bir Hidra çarını bir senede mi dizersin, 2 senede mi dizersin para vermeden? Ayrı bir mevzu. 450 TL yatıranla 900 TL yatıran arasında fark olmuyor. Çünkü ikisi de Efsun atamıyor timini. Ama 45.000 TL ile 90.000 TL yatan arasındaki fark gerçekten iki kat oluyor. Aynen öyle kankacığım. Ya hani bazı şeyleri kabullendik artık Metin 2 ile alakalı. Tercan kanki. Evet abi. Kasacaksan kascan. Kasmayacaksan bugünlük böyle. Nasıl ben biraz ara vereyim. Tamam kanki. Yemek de yiyeceğim. Tamam. Tamam abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben de Almanca çalışacağım. Sen yayına Tamam. devam edecek misin? Ya yayını sonlandırıyorum ben de. Katılan arkadaşlara Tamam teşekkürler bu abi. arada yayına. Birer ikişer, üçer beşer izleyicimiz oldu gitti, ama bu yayınları sonradan izleyen izleyiciler de oluyor. Onlara da teşekkürler şimdiden. Umarım faydalı olabilmişizdir. Herkese iyi oyunlar. Yayını sonlandırıyoruz.